Değerli arkadaşlar tekrar selamlar. Bu dersimizde Zotero'da kaynaklar arasında ilişki nasıl kurabiliriz? Yani kaynakları birbiriyle ilişkili hale nasıl getirebiliriz? Bu konuya değinmeye çalışacağım. Bildiğimiz gibi bazı kaynaklar arkadaşlar yani aynı konularda olabilir. Yani birbirinden yararlanılarak hazırlanmış olabilir. Yani bir eserin kaynakçasında sizin Zotero'nun kitaplığında eklemiş olduğunuz eserlerle ilgili bilgiler de yer alabilir. O nedenle bazı araştırmacılar bunu iyi bir şekilde görmek isterler. Yani bir eserin hangi kaynakları kullanarak yazıldığını görmek ister. O nedenle mesela eserin tümüne nüfuz etmeye çalışır. Ne yapıyor genellikle bu tür araştırmacılar? Eserlerin kaynakçasına dikkat ediyorlar. Bu kaynakçaların da hangi kaynaklardan yararlanarak yazıldığını görmeye çalışarak konuya bir bütün olarak bakmaya çalışıyorlar. Bu da onların mesela ilerlemesi için önemli bir katkı sağlamaktadır. Zotero buna da imkan tanımaktadır. Bakın mesela özellikle şu kısımda bilgi konusuna değindik. Burası künye bölgesi arkadaşlar. Yani eseri eklediğimizde künye bölgesine de bilgiler ekleyerek eklediğimiz bu künye zaten burada yer alacaktır. Yani eserin mutlaka künyesini ekliyoruz. Burada mesela eserle ilgili aldığımız notlar var arkadaşlar. Bu notları mesela buraya göstermeye çalışıyoruz. Etiketler kısmında geçen dersimizde bahsettik. Etiketler kısmıyla da yani eserin ne tür özelliklere sahip olduğunu, esere kısa bir şekilde yani kısa hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz için ekleyebileceğimiz etiketlerle eseri rahat bir şekilde hem kategorize edebiliyoruz, hem gruplayabiliyoruz, hem de aynı şekilde çağırabiliyoruz arkadaşlar. Önümüze çağırabiliyoruz. Bu ilişkili dediğimiz konu ise yani ilişkili butonu ise genellikle mesela diyelim ki bir eser seçiyorsunuz. Bu eseri mesela farklı eserlerde atabiliyorsunuz. Mesela şu kısımda bir Zotero'ya şu ana kadar eklenmiş eserleri görüyorsunuz şu anda. Mesela bu eserin neyle ilgili olduğunu göstermek istiyor program. Mesela diyelim ki şunu seçtim. Okey dedim. Bakın mesela buraya geldi. Bir tane daha ekliyorum. Yani eserin hazırlanmasında bunun da önemli bir payı var. Buraya da geldim. Yani gördüğünüz gibi burada eser kaç türlü ilişkili bir şekilde kendini göstermeye çalışacaktır. Yani biz eseri seçtiğimizde, bakın mesela şuraya geldiğimde mesela şu anda ilişkili bir şey yok ama şu esere tıkladığımda bu eserin mesela iki eserle de ilişkili olduğunu görüyorum. Bu ilişkiyi kullanarak mesela diyelim ki yazar şu eseri yazarken şu eserde mesela faydalanmış. Ben nasıl faydalandığını görmek istiyorum. Ben aynı şekilde diyelim ki eserden faydalanırken işte acaba doğru mu faydalanmış, yanlış mı faydalanmış ya da bir uydurma mı var? Mesela görmek istesem işte bu eserle ilgili diğer eserleri de eklediğimde bu aralarındaki bağı görerek kendi yazmaya çalıştığım eserin şekillenmesinde daha farklı bir çalışma içerisine girebileceğimi gösteriyor şu anda. Zotero'nun böyle bir özelliği de var. Tabii bunu kullanan kullanır, kullanmayan kullanmaz. Bazı araştırmacılar ayrıntılı şekilde çalışırlar. Yani eline geçirdiği her kaynağın o kaynağı yararlanarak kullanıldığı kaynakları da görmek isterler. Onları da eklerler. Ama bazı arkadaşlar var mesela bununla pek ilgilenmez. Sadece esere ilgi duyar. O eserle ilgilenir. Zotero'nun böyle bir özelliğinin olduğunu da ortaya koymaya çalıştık arkadaşlar bu dersimizde. Bununla ilgili bakın mesela diyelim ki eser seçtiğimizde tekrar ediyorum mesela. İlgili eser şöyle ekliyoruz, seçiyoruz. Buradan seçiyoruz. Yine eklemek istediğimizde arkadaşlar bakın diyelim ki bu klasörde bulunan bir eser var. Onu ekliyoruz. Ondan sonra tekrar eklediğimizde diyelim ki şu klasörde mesela olsun. Şununla ilgili bir bilgi var. Böyle ekleme yapıyoruz. Silmek istediğimizde buradan siliyoruz arkadaşlar. Evet. Bu dersimizin konusu da böyleydi. Tekrar yeni bir derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar.